Değerli dostlar, sevgili basın mensupları. Bugün Gaziler Günü. Vatan uğruna canları pahasına mücadele eden ve bu mücadeleler sırasında sakat kalan, gazi olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunmak istiyorum. Yine dün Bingöl'de askeri sevkiyat araçlarına saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli dostlar, ülkemiz bir terör belası içerisinde her gün onlarca şehit vermekte. AKP iktidarının uygulamış olduğu yanlış dış politika sonucu gencecik bedenlerimiz bedel ödemekte. Ve Türk halkı olarak üzüntü ve moral olarak çökmüş, bir şekilde çaresizce gelişen olayları ne yazık ki sadece seyretmekteyken, AKP iktidarı bu kargaşa içerisinde amaç ve ilaçları doğrultusunda eğitim sisteminde yapmış olduğu değişiklikleri ve uygulamaya koymaktadır. Günlerdir kamuoyunun, uzmanların, eğitim sendikalarının, velilerin feryatlarını ince sayan, dikkate almayan AKP iktidarı, 5 yaşındaki çocuklarımız üzerinde oyun oynama sevdasından vazgeçmemiştir. AKP'nin yangından mal kaçırırcasına çıkarttığı 4+4 yasası, çocuklarımızın geleceği için endişe verici 3 büyük sorunu beraberinde getirmektedir. Birincisi, okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamının dışında bırakılmaktadır. Oysa çoğumuzda okul öncesi eğitim tüm yaşamda başarının ön koşuludur. Erken çocukluk döneminde kazanılmayan yetilerin daha sonra kazanılması son derece güç olmaktadır. İkincisi, temel eğitim başlama yaşını 5 yaşa çekmek, çocuklarda telafisi olmayacak fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilimsel sorunları yaratacaktır. Bilimsel bulgular çocukların 5 yaşında temel eğitime başlamasının pedagojik sakıncalarını açıkça ortaya koymaktadır. Üçüncüsü, bu yasa eğitimde nitelik ve eşitsizlik sorunlarını daha zorlaştıracaktır. Çünkü bu düzenleme ile okul öncesi eğitimden mahrum kalan ve 5 yaşında temel eğitime başlama riski taşıyan çocuklar özellikle yoksul aile çocuklarıdır. Varlıklı aileler bu yaştaki çocuklarını okul öncesi eğitim veren özel okullara gönderebilmektedir. Kamuoyunun desteği almayan, uzmanların ve sivil toplumun görüşünü ince sayan, içeriği ve amacı anlaşılamayan bu düzenlemeler velilerin kafasını allak bullak etmiştir. Aileler derin bir kaygı içine sürüklenmiştir. Siyasi iktidar çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atacak büyük bir kumar oynamıştır. AKP eğitimin altını üstüne getirmiştir. Yeni eğitim sezonunun açılmasıyla birlikte okullar, öğretmenler ve öğrenciler allak bullak olmuştur. Değişen sistem ile eğitim düzenleri, değişen okullar, idareciler çaresizlik içerisinde kalmış, norm fazlası konumuna düşerek boşta kalan öğretmenler ise moral ve motivasyonlarını kaybetmiş, okullarının, öğretmenlerin değişmesi nedeniyle de öğrencilerin psikolojileri bozulmuştur. Bugün okul öncesi eğitim alması gereken çocuklarımız yeni sistem ile kendilerini birinci sınıfta bulmuşlardır. 2005, 2006 ve 2007 yaş grubu çocuklar topyekun birinci sınıfları kayıtları yaptırarak dengesiz sınıflar oluşturulmuştur. Bugün ilimizde 45'in üzerinde sınıf öğretmenimiz norm fazlalığı nedeniyle boşa düşmüştür. Ellerinden alınan sınıflar yüzünden öğretmenler karşı karşıya gelmektedir. Lise ve denge okullarda seçmeli ders seçimleri konusunda yeterli bilgilendirme yapılmamakta, zorunlu olarak seçmeli ders yönlendirmesi yapılmaktadır. Yine henüz lise çağındaki çocuklara seçmeli ders baskısı yapılarak ayrımcılık, iş çatışma ve kutuplaşmanın tohumları atılmaktadır. Yine elimizde sessiz sedasız gerçekleştirilen isim değişikliği konusunda da kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Yeni düzenlemeyle Hüsnü Bayar İlköğretim Okulu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu'na dönüştürülmüştür. Hüsnü Bayar ismi ise Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun ismi değiştirilerek bu okulumuza verilmiştir. Şimdi bu kararı alan idareci arkadaşlarımıza soruyorum. İmam Hatip Lisesi olarak kullanılan bina yetersiz mi gelmiştir ki Hüsnü Bayar İlköğretim Okulu İmam Hatip Ortaokulu olarak tahsis edilmiştir?
Burdur 10 okul arasında neden Türk milleti için özel bir yeri olan Mehmetçik isminin yer aldığı okulun ismi Üstü Bayar isminin verilmesi seçilmiştir? Yoksa sizler de 3-5 Mehmet öldü diye meclisi mi toparlayacağız diyen bir zihniyeti mi temsil etmektesiniz? Unutmayınız ki Mehmetçik kutsal vatan topraklarını kanlarıyla yoğuran Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de destan yazan askerlerimizin adıdır. Bu konuda elimize yer atanan Sayın Valimizin konuya müdahale etmesini bekliyoruz. Değerli dostlar, sevgili basın mensupları, biraz önce ifade ettiğim gibi henüz lise çağındaki çocuklarımıza seçmede ders tercihleri ortaya koyarak kutuplaşma ve iş çatışma tohumları ekiliyor. Maalesef bu çatışmanın tohumları bizzat bu ülkenin başbakanı tarafından atılmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerini gençliğe hitap edip ders kitaplarından çıkartıp kendi resimlerini koyan bir zihniyet, Cumhuriyet'le hesaplaşma duygularını artık tamamen gün yüzüne çıkartmıştır. Başbakan Erdoğan'ın dün Deniz'le yaptığı konuşmada ifade ettiği terörist yetişmediği için mi hatip okullarını kapattınız, anarşistler yetişmediği için mi hatip okullarını kapattınız şeklindeki sözleri ayrımcı, bölücü, dışlayıcı ve kutuplaştırıcıdır. 28 Şubat sürecinin aktörleri İmam Hatip okullarını iltica yuvası olarak görürken Sayın Başbakan bu zihniyeti geride bırakan daha vahim bir yaklaşımla İmam Hatip okulları dışındaki eğitim kurumlarını okuyan öğrencileri terörist olarak konumlandırmıştır. Bu iki yaklaşım da akla aykırıdır. Ancak Sayın Başbakan'ın söylemi tüm sınırları zorlamaktadır. Terörün yarattığı şiddet, acı ve trajediler yaşayan bir toplumda travma yaratacak bu söylem değil ülkenin başbakanı, herkesin kaçınması gereken bir söylemdir. Bir başbakan böyle bir uslupla konuşamaz, konuşmamalıdır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu ayrımcı ve bölücü söylemi nedeniyle özür dilemelidir. Eğitim ve öğrenim kurumları insanları yaptırlayan kurumlar değildir. Sayın Başbakan, inovatif okullarını kendi arka bahçeleri olarak gören anlayıştan da vazgeçmeli ve geleceğimizi oluşturacak çocuklarımızın ve gençlerimizin özgür iradelerini göz ardı eden, yok sayan ipoteği kaldırmalıdır. Başbakan bu sözleriyle Türk eğitim kurumları arasında açıkça ayrım yapmış, inovatif okulları değerlerinden daha değerli gördüğünü ifade etmiştir. Terörist ve vatan haini olmayı mezun olan eğitim kurumlarına bağlamış, İmam Hatip okullarının dışındaki okulları potansiyel suçlu yetiştirme kurumları olarak göstermiştir. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın tespitlerine göre Türkiye'de terörist, anarşist ve vatan haini yetiştiren okullar hangileridir? Aydınlanma hareketi olan, ulusal bağımsızlığı savunan köy enstitüleri terörist yetiştirmediği için mi kapatılmıştır? Devlet kayıtlarına göre yakalanan teröristlerin mezun oldukları eğitim kurumlarına göre bir tasnif ve arşivleme yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuç nedir? Başbakan'a göre terörü sona erdirmenin yolu herkesi İmam Hatip okulu mezunu yapmaktan mı geçmektedir? Hükümetin bundan sonraki terörle mücadele konsepti tüm okulları İmam Hatip okuluna çevirmek mi olacaktır? AKP iktidarı ve Sayın Başbakan ülkeyi tehlikeli bir sürece doğru hızla sürüklemektedir. Bu süreçten çıkışın tek yolu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine sevginin ve barışın egemen olduğu bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Sağ olun, teşekkür ederim.